Bebeğimi Büyütürken programından herkese merhaba. İçeriği dop dolu yepyeni bir programla karşınızdayız. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Hamilelik sürecinde vücut deformasyona uğradığı için bazı annelerde kaygı ve endişe tabii ki çok yüksek miktarlarda olabiliyor. Ama o kadar güzel şeyler var ki bununla eski halimize hatta daha da iyi halimize geri dönebiliyoruz. Evet, doktorumuz Ezgi Karavelioğlu bize hepsini anlatacak. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Gerçekten bu konu benim için çok önemli. Ve seni çok sevdiğim için iyi ki buradasın diyorum. Çok annelik estetiği aslında bilinen adıyla Mommy Makeover nedir? Annelik estetiği genellikle anneler hamilelik sürecinden sonra eski hallerine bir an önce dönebilmek istiyorlar. Evet. Ama bu tabii ki de çok da kolay olmuyor bizler için. Bu süreçte işte medikal tedaviler, plastik cerrahi tedavileri bize yardımcı oluyor. Tabii benim öncelikle önerdiğim hastalarıma daha böyle hamilelik sürecine hazırlıklı girmeleri ve evet, mümkünse annelik estetiğine çok ihtiyaç kalmadan veya ne kadar az ihtiyaç kalırsa o kadar iyi olacak şekilde bu süreci atlatmaları. Evet, yani o konuma gelmeden aslında evet, biraz da biz buna yatırım yapıp hamile kalmalıyız değil mi? Evet, evet. Peki neden yapılıyor bu annelik estetiği? Annelik estetiği genellikle işte 9 ay boyunca yaklaşık 15-20 kilolarda kilo alıyoruz. Evet. Ve sonrasında işte bebeğimiz dünyaya geliyor. Bir anda tabii ya sezaryen olmuş oluyoruz, ameliyat olmuş oluyoruz ya da doğumdan sonra hemen kilolarımızı veremiyoruz. Verdikten sonra da bazen işte derimizde sarkmalar meydana geliyor. Bu yüzden de annelik estetiğine ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bizim bir hocamız şey derdi hatta. Yani her hamilelik sonrası kadınlar bir karın germe ameliyatlarının adayıdır derdi. Evet, doğru söylüyorlar. Ne yazık ki. Evet. Tabii bu konu plastik cerrahinin bir konusu. Evet. Ama hani benim önerim şu yönde oluyor hastalarıma. Eğer çok aşırı abartmazlarsa, çok fazla kilo almayı hani kendi ellerinde olarak çok kilo alırlarsa buna doğru bir gidiş oluyor. Ama hani kontrollü bir hamilelik süreci yaşarlarsa o kadar eski hallerine daha iyi dönebiliyorlar. Evet, ve sporunu yaparsa değil mi? Tabii evet, ki yolunda giden bir hamileliği varsa. Tabii ki bunu da soracaktım aslında, gerek kalmaması için neler yapmalıyız diye. Spor yapmalıyız ve aslında yediklerimize, beslenme şeklimize dikkat etmeliyiz değil mi? Evet, yani Türkiye'de özellikle annelerde şöyle bir olgu var. Bizler birazcık böyle hamile olduğumuzu öğrenince bebeğimize iyi bir şey yapmak adına yemek yemeyi tercih ediyoruz. Her şey. Evet. Aslında ilk aylarda vücudumuz o kadar mükemmel bir düzen içerisinde ki ilk aylarda mide bulantısı yapıyor ki bize biz çok fazla dışarıdan bir şey yiyip içmeyelim ve bebeğimizi dışarıdan bir şeyle zehirlemeyelim veya işte katkılı bir şeyle onun bedenine zarar vermeyelim diye. Özellikle ilk 3 ay aslında hiç kendimizi zorlamazsak geri kalan süreçteki son 6 aylık süreçte aldığımız kiloyu doğum sonrasında çok rahatlıkla verebiliriz. Ay, ne kadar güzel bir şey oluyor aslında. O doğum sırası harika. Evet. Peki annelik estetiği için bilinmesi gereken şeyler nelerdir? Annelik estetiğinde özellikle işte vücut deformasyonları özellikle karın bölgesinde çok oluyor. Sonrasında çatlaklar oluşabiliyor. İşte göğüs bölgesinde işte emzirmeden sonra sarkmalar meydana gelebiliyor. Bunlar da işte ameliyatlı ve ameliyatsız olarak annelik evet, estetiği aslında ikiye ayrılıyor. Benim alanım daha çok ameliyatsız çözümler sunmak. Ben ameliyatsız çözümler sunarken de öncelikle tamamlayıcı tıp hekimliği olarak hastaların bundan korunmasını sağlamaya çalışıyorum. Mesela ilk hamileliğini öğrendi hastam. Evet. Karnı büyümeden, yani karnı belirginleşmeden hemen çatlak kremlerine başlıyoruz. Evet, en doğrusu. Evet.
en iyi çatlak tedavisi çünkü hiç çatlak olmamak. Yoksa devamı geliyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii olayın genetik parametreleri de var. Sonrasında güzel korunması da var. Ama derimizi ne kadar nemli tutarsak o kadar az çatlamasına sebep olabiliriz. Hatta bazen hiç çatlamamasına da sebep olabiliriz. Doğru evet. tedavilerle, doğru koruyucu mekanizmalarla aslında bir nevi annelik estetiğine başlamış oluyoruz. Direkt zaten bu hamile kaldığımız andan itibaren bunları yaptığımız zaman evet. zaten aslında biraz da erteliyoruz diyebilir miyiz? Evet. Evet. Harika. Tabii ki bu aslında hamilelerin de hamile kalma adaylarının da aslında o dönemde çok merak ettiği bir soru botoks. Yaptırabilir miyiz? Şöyle yani en değerli şeyimiz tabii ki de çocuklarımız. Evet. Bu süreçte hani botoks, dolgu, diğer tedaviler, mezoterapiler yani güzelliğimiz için olan anti-aging tedaviler bunlar keyfi işlemler. O yüzden bu süreçte ben annelere şunu öneriyorum. Zaten hamilelik çok güzel bir yani güzellik veriyor kadına. En güzel dönemleri evet. bence hamile oldukları dönem. O dönemde hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Ama şöyle bir şey var. Biz artık 30'lu 35 yaşlı anneler grubuyuz. Artık 20'li yaşlardaki annelerimiz çok azaldı. O yüzden evet. hamile kalmadan önce ciltlerine yatırım yaparlarsa hamilelik sonrası o lohusalık ve emzirme döneminde daha iyi ve güzel bir şekilde atlatabilirler. O zaman süreçleri. Zaten ihtiyaç duymuyorlar değil mi? Evet. evet. Peki bazı annelerde hamilelik döneminde migren krizleri olabiliyor. bunu o dönemde botoks yaptırabilir mi ya da hamile kaldığını öğrendiği an bir uygulama yaptırsa önlem için uygun oluyor mu? Aslında şöyle evet migren gerçekten çok sıkıntılı evet. bir şey. Bu arada botoksun hamilelik döneminde ve emzirme döneminde ispatlanmış bir zararı yok bebeğe. Ama biz her zaman ispatlanmış bir zararı olmasa bile her şeyden çekiniyoruz. Hani hani olur da bir şey evet. olursa diye önlem amaçlı. Evet, evet. Hamile olduğunu öğrendikten sonra yani hiçbir ilaç botoks da dahil önermiyorum ben hastalara. Ama tabii şöyle bir şey olabilir. Hastanın nöroloğu artık hastanın durumunu değerlendirir ve diğer ilaçlara göre botoksun daha masum olduğunu düşünürse nöroloji uzmanı bunu değerlendirir ve önerirse tabii ki de yaptırabilir. Tabii ki zaten normal botokstan daha az bir doz bildiğim kadarıyla değil mi migren tedavisinde kullanılan? Evet yani aslında şöyle hem alın hem göz kenarı yaparken başın içinde ve işte boyun bölgesinde de birkaç noktadan daha uygulama yapılabiliyor. Gerçekten çok rahatlatıcı bir işlem. Normalde hamilelik evet. ve emzirme döneminde olmayan hastalarda özellikle böyle 6 ayda bir düzenli onu yaptırırlar ki baş ağrısını hafif hissettiklerinde evet, evet. hemen başvururlar. Çok minik dozlarda bile olsa hamilelik ve emzirme döneminde ne yazık ki önermiyoruz. Asla önermiyoruz. Evet. O zaman dolguyu da sormak istiyorum. Onu öneriyor musunuz? Yani yaptırabilirler mi aslında? Şöyle aslında dediğiniz gibi yani hyaluronik asit maddesinin hamilelik ve emzirmede ispatlanmış bir zararı yok. Çünkü zaten bu madde cildimizde olan bir madde. Olan bir madde evet. Ben kendim anne olmadan önce hastalarıma kesinlikle izin vermiyordum. Kendim anne olduktan sonra şöyle bir şey oldu. Birazcık bu kuralımı yumuşattım. Çünkü mutlu bir bebek için mutlu bir anne çok önemli. Evet, kesinlikle. Ve eğer anne doğumdan sonra kendini çok işte mutsuz hissediyorsa, güzelliğinin gittiğini hissediyorsa ki lohusalık döneminde böyle bir süreç yaşanıyor. Yani emzirme dönemi ilk 6 ay sadece anne sütü. İlk 6 ay geçtikten sonra yani hekimine göre hekimi değerlendirebilir hastanın durumunu. Eğer onu çok mutsuz eden bir şey varsa belki sadece hyaluronik asit desteği sağlanabilir. Evet, aslında çok da minik dozlarda değil mi? Evet, evet. Peki bunu da sormak istiyorum. Aslında evet botoks yaptırdı. O 6 aylık süreçte geçti ve anne o dönemdeki sütü mesela o birkaç gün sütünü sağıp atsa çöp diyelim ona artık depoladığı sütlerden verse bu olabiliyor mu? Bunu yapan mesela benim üye olduğum bazı anne grupları evet. var. O anne gruplarında bazı anneler yapıyor. Kendilerini evet, o şekilde rahatlatıyorlar ama duydum. Biz direkt böyle bir şeyi öneremiyoruz ne yazık ki.
Peki lazer epilasyonu sormak istiyorum. Her iki dönemde de yapılabiliyor mu? Lazer epilasyonda kesinlikle yapılamıyor. Zaten şöyle önermiyorum ben. Yani bir zararı olduğu için yani ispatlanmış bir zararı yok. Ama şimdi lazer epilasyon bir hani lazer işlemi ve hastanın zaten hamilelikte hormonları tavan yapmış durumda. Zaten lekelenmeye bir meyili var. Bir lazer epilasyon yapıldığı zaman yine lekelenme ihtimalini artıracağı için bu süreçte bunu da ve acı eşiği de o dönemde daha tabii, çok artıyor tabii, değil tabii, mi? Evet. Yani bu süreçte önemli olan şu, hamileliğini öğrendi bayan, çok mutlu, işte yaklaşık 8-10. Haftalar gibi çatlak kremlerine başlar, güneş koruyucusuna başlar ve bu süreçte yani hamileliğinin tadını çıkarır. Yani mümkünse yoga yapabilir vücudunu evet. daha iyi hissetmek adına. Bizim tedavilerimizi bir miktar daha işte emzirme sonrasına aktarması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu süreçte işte 9 ay hamilelik, 2 yıl emzirme, araya bir 3 yıl giriyor. Bir anne evet, 33 yaşında anne uzun olursa, bir süre o yani. evet, 36 yaşında bir kendine geldiğinde işte o zaman mutsuz olabiliyor. Bu yüzden biraz daha öncesi ve sonrasında iyi yatırımlar yapmakta fayda var. Bu da çok aslında konuşuluyor ve ikilemde kalan çok anneler var. Cilt bakımı. Bu da galiba ilk bir hamileliğin birkaç ayında önerilmiyor. Evet. O da evet. doğru değil mi? Evet. Şimdi hamileliğin ilk 3 ayı bizim için şöyle çok değerli ve önemlidir. Bebeğin ana organları gelişir. Bu yüzden de yani mide bulantımız bile bu yüzden aslında. Evet. Vücudumuz bir koruma altına alır bebeği ve onun dışarıdan hiçbir şeye maruz kalmamasına sağlar. Kapatıyoruz aslında kendimizi evet, değil mi? Evet, evet. O yüzden neredeyse cilt bakımı bile önermiyoruz. Özellikle şöyle söyleyeyim. Yani hormonlarla birlikte o ilk 9 ayda zaten muhteşem oluyor. Bir dönem bir aknelenme süreci olabiliyor evet. hastalarda. O dönemde akne ilacına bile neredeyse gerek yok. Yani aslında hiçbir şey sürmememiz gerekiyor. Evet. Peki bu cilt bakımını ne zaman yaptırabiliriz? Cilt bakımını işte doğumdan sonrasında yine doktor kontrolünde olursa çok iyi olur. Uygulanan ürünlerin çünkü neler uygulandığı önemli. Evet. Doğumdan sonraki süreçte cilt bakımı olabilir. Bazen şöyle cildin kolajen desteğini artırabilmek için dermapen yapılabilir. Onda evet. çünkü herhangi bir şey vermiyoruz. Sadece mekanik bir stimülasyon olmuş oluyor. Kolajen uyarımıyla cildini daha iyi hissedebilir. O zaman içeri vitamin veriyor musunuz dermapenle? Normalde veriliyor. Ama o dönemlerde verilmiyor. O dönemlerde evet, evet. Sadece daha aktif kolajenler artsın diye. Evet. Ve şey yani çünkü annenin en çok aslında ihtiyaç duyduğu dönemler o yeni doğum yaptıktan sonrası. Çünkü vücudunun ani değişimine de kendini hazırlayamamış oluyor. Çünkü evet. 9 ayda yavaş yavaş büyüyen bir karnı ve bedeni var. Ona uyum sağlıyor ama bir anda bebek dünyaya geldikten sonra kendi bedenine biraz daha zor uyum sağlayabiliyor. Siz de yeni doğum yapmış bir annesiniz. Peki sormak istiyorum, siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? Ben bu dönemi gerçekten çok böyle iyi geçirmeye çalıştım ama zorlu bir süreçti tabii. Evet. Bütün anneleri çok iyi anlıyorum. Ve en önemlisi de şu, hamilelik döneminde hastalarıma önerdiğim her şeyi kendim de yaptım. Güzel bir hamilelik süreci geçirdim. Sonrasında doğumdan bir hafta sonra çocuk doktoruna gitmiştik. Onu çok iyi hatırlıyorum. Şey demişti, nasıl gidiyor annelik dedi bana. Ben şey dedim, ben bitmiş hissediyorum dedim. O da şey dedi, evet önemli olan annemiz. Anneye ne kadar iyi bakarsak işte bebeğimize de o kadar iyi bakmış oluruz. Gerçekten de öyle. Biz annelerimizi birazcık mutlu edebilirsek tedavilerimizle de onlar evet. da bebeklerine daha iyi odaklanabilirler. Beslenmenize çok dikkat ettiniz bildiğim kadarıyla da değil mi? Çatlak kremlerinizi kullandınız ve gerçekten yeni doğum yapmış bir anne gibi durmuyorsunuz teşekkür şu anda ederim. Karşımda. peki bu çatlak kremlerini sabah akşam mı uygulama yaptınız? Şöyle uygulama yaptım. Yine hastalarıma da aynı şekilde öneriyorum. Yaklaşık 10. haftada başladım. Her gün devam ettim. Arada bir iki gün belki kaçırmış olabilirim. Hani göbek çevresi, bacaklar, aynı zamanda göğüs çevresi
her gün uygulamakta fayda var. Özellikle son trimester dediğimiz son 3 ayda sabah akşam yapılabilirse iyi olur. Ama ben yapamadım. Yani ben bunu hastalarıma tavsiye ediyorum ama gerçekten çok zor bir şey. İnsanın evet. sürekli yağlanması. Gerçekten çok zor bir şey. Evet, evet. Ama kurtarıcı bir şey tabii ki. Gerçekten öyle. Ben hani genetik olarak da ben hiç çatlak yaşamadım. Hastalarıma da bunu gayet iyi öneriyorum. Umarım hiç kimse böyle bir problem yaşamaz. Ay, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz Rica için. Ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Aslında bebeğimizi kucağımıza aldığımız o dönemde sadece onun tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü annelik estetiğiyle hepimiz eski halimize, daha da iyi halimize dönebiliyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sizlerleyiz. Aslında hamile kaldığımız andan itibaren yediklerimiz çok önemliyken ve ben ilk kez duydum bunu, yediklerimizi denetleyen bir anne var karşımda. Diyetisyen Gülden Kılınç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim, yani duyduğumda çok ilginç geldi gerçekten bu ve annem denetimde diyorum. Harika evet. bir isimle karşımıza çıktınız. Nasıl başladı bu hikayeniz? Aslında oğlumun doğumuyla başladı. Oğlum Saruhan 2010 doğumlu. Evet. O dönemde ben gıda laboratuvarında çalışıyordum. Gıda denetçiliği yapıyorum. Özel istek üzerine denetimlere gidiyorduk. Ve Dilovası'nda bir bilimsel çalışma yapılmıştı. Ben yeni doğum yaptım da 3 aylıktı Saruhan. Anne sütlerinde, bebek dışkılarında ciddi bir ağır metal test etmişlerdi. Ve biz de dedik ki benim sütümde de bakalım. Durup dururken aklıma gelmedi. Nasıl çılgınsın falan diyorlar bana. Evet, yani direkt o hikayeyi de okumuştum. Evet. Sütünü analiz ettiren bir anne var karşımda evet, şu anda. Evet, ama işte işin içinde olduğunuz için yapıyorsunuz. Hani kendi alanınız evet. neyse onun üzerinde bilgi sahibi olduğunuz için. O dönemde benim anne sütünü çok yüksek miktarda kurşun tespit etmiştik biz. Üst limite yakındı ve kendimi kıyaslayabileceğim hiçbir veri yoktu elimde. Çalışmayı yapan üniversiteyle görüştüm. Dedim ki bunun limiti kaç olmalı? Sıfır olmalı dedi yani. Siz dedi hani çok mu yeşillik yiyorsunuz dedi. Evet dedim, kadınlar çünkü yeşillikten evet. fazla biliyorsunuz ki beslenirler. Hani dedi sudan dedi geçebilir dedi. Yiyeceklerinizden geçebilir, kıyafetlerinizden geçebilir. O kadar her çok şey var ki. O kadar benim aydınlandığım gün oldu. Evet. Sadece sütümüzü değil kanımıza da geçtiği için. O gün benim aydınlandığım gün oldu ve dedim ki ben en iyi bildiğim şeyi en azından dört dörtlük yapmaya evet. çalışırsam kadar ileride şey. Keşke demem yani ileride sağlığıma vereceğim parayı gıdaya vermeyi tercih ettim. Ve annem denetimde çıktı çünkü annem denetimde denetime gidiyorum. Çocuğum yarın bir gün annem nerede denetimde oradan birleştirerek ve bütün anneler de denetimdedir aslında. Hani sadece gıda evet. olarak düşünmeyin bunu neredesin saat kaçta her anlamda denetimdeyiz. Gerçekten hem çocuklarımızı böyle. Denetliyoruz hem annelerimiz bizi denetliyor hala. Hala evet bitmiyor o bitmiyor. Anneanneler babaanneler. O zaman çıktı ve dedim ki ben bunun üzerine gitmeliyim. Anneleri bilinçlendirmeliyim, üreticileri bilinçlendirmeliyim. İşte bir yıl sonra istifa ettim iş yerimden. Evet. Gıda teknik eğitim üzerine beslenme diyetetik bölümü okudum. O şekilde gelişti ve bu hale devam geldi. Evet. Ama harika bir iş bu gerçekten. Evet. Aslında sormak istiyorum. Hamilelik biz aslında doğurduktan sonra çocuğumuzu organik beslenme diye evet o yöne itiyoruz ama bunun öncesini hiç düşünmüyoruz evet, aslında. Ne yazık ki öyle. En önemlilerinden biri de bu değil mi? Evet, yani eğer planlı bir gebelik yapıyorsanız evet. mutlaka öncesinde eşinizle beraber sağlıklı besleniyor olmanız gerekiyor. Bir doktor kontrolünden geçmelisiniz her şeyden önce. Bu bir yıl evet. olabilir, iki yıl olabilir. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka ortaya çıkmalı. Mesela ben hamileliğim planlıydı ve diş doktoruna kadar gitmiştim öncesinde. Her şeyiniz kontrollü olmalı. O dönemde toksinleriniz varsa arınmalısınız, sağlıklı beslenmelisiniz. Ama bizdeki durum şu oluyor. Gebelikten sonra bebeğimiz bir yaşına gelene kadar çocuğumu evet, organik şey besleyeyim. Ondan sonra sıkıntı yok diye bakıyoruz. Ne yazık ki öyle değil. Toksini her yerden alıyoruz. Bunun değil sonu mi? Yok tabii ki. Ama bu şu noktaya da gelmemeli. Yani sağlıklı beslenme takıntısı haline de gelmemeli. Dışarıya çıktığınız zaman sosyalleşebiliyor olmanız lazım. Evet. Tabii ki bebeklerimizi dışarıya çıktığımızda sağlıklı beslememiz gerekiyor. O yüzden anneler ek gıdaya geçtikten sonra hep yanlarında taşıyorlar. Taşımaya da devam edecekler uzun bir süre baktığımızda. Çünkü güvenemiyoruz aslında evet. gerçekten. Ve her zaman her şeyde ulaşamıyorsunuz. Hem güvenli gıdaya ulaşmak zor artık. Evet. Hem de o sırada yani bazen metroda çocuğunuzu doyurmanız gerekiyor ya da arabada doyurmanız gerekiyor. Durup yemek alabileceğiniz hiçbir yer olmuyor. Evet. Bundan dolayı gerçekten hem üretici tanımalıyız
hem de neyi nereden alacağımızı bilmeliyiz. Yani her zaman bunu bilmemiz için de üreticileri tanımamız gerekiyor. Ve en önemlisi de siz ne yerseniz çocuğunuz onu yiyor. Yani siz çocuğunuzu sağlıklı besleyip diğer taraftan siz sağlıksız besleniyorsanız çocuk onu görüyor. Evet ve aslında asla bunu hamile kaldığımızdan beri de öğreniyor mu aslında? Genetik olarak da geçiriyor muyuz çocuklarımıza? Şöyle düşünün, biz bunu sürekli olarak yaşıyoruz ve kodluyoruz. Evet. Şimdi bir bağırsak hastalarımız var. Ben aynı zamanda GEPS practitioner'ım. Bağırsak kaynaklı fizyolojik ve psikolojik hastalıklarla ilgili çalışıyoruz. Beslenme programları yazıyoruz. Her şeyin başı bu, o aslında. Evet her şeyin başı. Beyinden bağırsağa sağlıklı beslenmek gerekiyor çünkü artık. Bunu bilmeyen yok zaten o mikrobiyotayı. Kesinlikle. Ve onu korumak için gerçekten öncesinde sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yani dört dörtlük olan hiç kimse yok. Ben de dahil olmak üzere ne kadar sağlıklı beslenirsem besleneyim. Çünkü şuradan geçenleri hiçbir şey yapamıyorsanız dünyanın en sağlıklı gıdasını da yeseniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Her şey kendimizde bitiyor evet. Yani. Peki hamileliği aslında dönmek istiyorum tekrar. Öncesinde ve sonrasında neler oluyor? Aslında bu toksinlerimizden de nelerden bize bu şekilde toksinler çok geçiyor? Nasıl şekilde arınmalıyız aslında? Aslında şehir hayatı yaşayan herkes mutlaka toksin alıyor. Trafiğe evet. Maruz kalıyor. Trafikteki o egzoz dumanlarına hava kirliliği de yetiyor zaten. Tabii ki fanus içinde yaşamak mümkün değil. Ama ne yapabiliriz? Tükettiğimiz besinlere dikkat edebiliriz. Ben her zaman diyorum ki bütçe meselesi bile bu. Evet. Baktığınız zaman hani sağlıklı beslenme evet katılıyorum kesinlikle zor bulunan besinler olabiliyor. Ama gerçekten en çok tükettiklerini sağlıklı beslenmeye çalışsın. Ayda yılda bir yedikleri besinleri çok umursamayabilir insanlar ama hani onun da mümkün evet. olduğunca sağlıklı olanı bulmaya çalışsınlar tabii ki ama her gün yediğiniz bir ekmekse, her gün yediğiniz özellikle yumurtaysa kaliteli bir protein olduğu için bunun en sağlıklı olanını almayı tercih etsinler. Çok rahat ulaşılabiliyor artık. Marketlerde organik raf bölümü var. İşte organik pazarlar var. Hafta sonları, hafta içi birçok yerde internette birçok site organik ürünler satıyor. Gerçi organik sertifikalı mı ona dikkat etmeleri gerekiyor. Evet yani bunu nasıl ürünler. Anlayacağız? Türkiye haritası var organik ürün sertifikasında. Yani evet. artık her şey internet üzerinden girsinler. Organik tarım nedir? Organik ürün nedir? Nasıl ayırt edilebilir? Buğday Derneği'nin bununla ilgili çok güzel yazıları var. Hani her şekilde bunu hiçbir evet. şey bilmeyen biri bile anlayabiliyor zaten. Bütün detaylarıyla anlatıyorlar. Aynen öyle. Önemli olan hani varmış gibi gözüken sitelerden alışveriş yapmamaları gerekiyor. Onlara dikkat etsinler. Evet. Ne yazık ki artık her şey çünkü sanal ortamda gelişiyor. Ürüne dokunmaya çalışsınlar, üreticiye dokunmaya çalışsınlar. Bizim amacımız şu, küçük üreticiye ulaşmaya çalışıyoruz. Annem denetimde olarak en azından. Ben evet. küçük üreticiye ulaşırsam, küçük üretici ayakta kalır ve ben o küçük üreticiyle tedarikçiyi buluşturmaya çalışıyorum. Küçük üreticiyle tüketiciyi buluşturmaya çalışıyorum. İşte Malatya'daki bir kayısı, Orta Avrupa'nın en büyük kayısı bahçelerine sahip. Geçen sene gittim, ziyaret ettim, organik sertifikalı. Ben onu yazmazsam, benim gibiler yazmazsa tüketici nasıl öğrenecek? Ben de kendi takipçilerimden çok fazla bilgiye sahip olabiliyorum. Evet. Herkes yazıyor, bu şekilde etkileşim oluşuyor zaten. Beslenme kısmına baktığınızda, gerçekten iyi araştırdığınızda küçük üreticiden sağlıklı ürünü çok da uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ama doğru sadece kişiyi bulmak doğru en kişiyi bulmak, evet. Yani sadece beslenme önemli olmuyor burada. Konu evet. gebelikse, bebek sağlığıysa kozmetik ürünlere de çok dikkat etmek gerekiyor. Kadın dediğiniz zaman güzellik akla geliyor. Evet. Kullanmış oldukları kremler, saç boyaları, ojeler, yapılan bilimsel çalışmalarda ojelerdeki ağır metal saç boyalarının bazılarının 50 katı kadar fazla yüksek. Oo, ve biliyorsunuz ojeleri yüksek. Doğar doğmaz bebeklere sürüyor. Annelerimiz. Hani o yüzden evet. çok çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü derimiz kadar kötü bir toksini şey. Aldığımız en geniş alan aslında derimiz. Kana karışıyor çünkü direkt. Yüzümüze sürdüğümüz makyaj malzemeleri. Ne kadar toksin evet. var bilmiyoruz. Benim alanım gıda. Çok rahat analiz yaptırabiliyorum gıda laboratuvarından ama kozmetik bambaşka bir konu. O yüzden evet. orada da organik sertifikalı ürünleri kullanmak çok daha önemli oluyor. İşte ayakkabılara kadar o kadar çok şey var ki toksini bitmez en çabuk topuktan gerçekten. Alıyoruz ve biz şu anda da öyle. Çıplak ayağımızla ayakkabı giyiyoruz kadınlar olarak yazın ya da terlik evet. giyiyoruz. Hani çok şey var gerçekten. Bu kadarı düşünüp hani ne yapacağım demektense imkanlara el verdiğince neye ulaşabiliyorlarsa ona dikkat etsinler. İşte kullandıkları şampuanlara, yüz yıkama jellerine. Çünkü her gün yüzümüzü yıkıyoruz. Oradaki evet. floradaki bakterileri, sağlıklı bakterileri de öldürmemek gerekiyor. Ona evet. da çok dikkat etmeleri lazım. Oh, çok. Bu gerçekten her şey o kadar. Aslında fanus içinde yaşamamız gerekiyor bence değil, bunları. Değil, gerçekten değil. Hani ben 2 seneye kadar Beşiktaş'ta oturuyordum şehrin ortasında. Şu anda şehrin çok uzağında oturuyorum. Ama aynı zamanda da çok yakındayım. Rahatlıyorum en azından gittiğim zaman ve şehrin içinden oraya geçiyorum. Yani evet, nefes alacak nefes bir ortam. Nefes alabiliyorsunuz evet, değil nefes mi? Nefes alacak bir o kuş sesleriyle uyanıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki köyün içinde bir yerde. Ama her şeyi de yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Evet, her yere de gidebiliyorum. Her yere de gidebiliyorum. Şu köprü trafiğinde buraya gidebiliyorum. Evet, gerçekten o bir facia oluyor. Peki besinleri nerelerden almalıyız aslında? Anneler için çok önemli. Dediniz satıcılar ama bunları nasıl bulabiliriz? Şimdi kontrol edilen noktalardan alsınlar. Nereler bu noktalar? Organik pazarlar.
Ferike evet. Organik Pazar şu anda Ferike Organik Pazar'dan alışveriş yapabilirler. Buğday Derneği tarafından kontrol edilen pazarları Buğday Derneği'nin sitesinden bakabilirler. Onun dışında kendileri analiz ettirebilirler. Ben her zaman diyorum ki bana üretici soruyorlar. Benim bütün üreticileri analiz yaptırmam kendi bütçemde mümkün değil. Ama siz ve kendi arkadaşlarınız, herkes bir topluluk içerisinde zaten. Evet. 3 kişi, 5 kişi aynı üreticiden alıyorsanız eğer bir araya gelin ve Tarım Bakanlığı'nın kendi laboratuvarları var. Tarım Bakanlığı'na bağlı özel gıda laboratuvarları buraya gönderip toksin analizleri yaptırabilirler. Üreticilerin ne nasıl ürettiğini bu şekilde anlayabilirler ve ondan düzenli olarak ürün almaya devam edebilirler ya da bırakabilirler. Yani herkes İstanbul'da yaşamıyor çünkü. İstanbul evet. dışında olan insanları düşünürsek eğer, gerçi onlar daha şanslılar bence. Bence de çünkü daha küçük şanslılar. Küçük yerlerde kesinlikle. Üreticiyi tanıyorsunuz, dokunabiliyorsunuz, evet. ne yaptığını biliyorsunuz. O anlamda bence biraz daha ulaşabilirliği kolay. Bizim için daha zor bir sistem bu. Ondan dolayı herkes kendi çevresinde bir üretici portföyü oluşturabilir. Ama evet. dediğim gibi yumurta mutlaka özellikle yumurta anne sütüne eşdeğer tek besin olduğu için gerçekten en sağlıklısını organik sertifikalı olarak tüketmelerini evet. tercih ederim. Bunu sormak istiyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. Kırdığımız zaman içinde siyah noktası olduğu zaman bu organik midir? Hayır, onun organik olduğunu göstermiyor. Doğal ortamda olduğunu gösteriyor. Horozla döllenmiş olabileceğini gösteriyor. Yani o tavuğa evet. baktığınız zaman doğal bir ortam yaşatılmış mı? Evet, ama bunun organik yem yiyerek ya da organik şartları oluşturmuş bir yumurta olduğunu mu gösteriyor? Hayır. O bir gösterge değil ya da gezen yumurta. Evet, ben aslında her zaman, o zaman kulaktan kulağa dolgu evet, bir şey. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Spor yapan birini düşünün. Geziyor. Hep gezen tavuk yumurtası evet. yiyin derler ya. Geziyor. Hareket ediyor. Spor yapıyor. Ama fast food'la besleniyorsa onun yapmış olduğu sporun bir önemi kalıyor mu? Hayır. Kalmıyor. Asla. Gezen tavuk yumurtası da böyle. O. Oh. Tamam. Harika bir örnek oldu yani gerçekten. Yani baktınız, ben yıllardır bu örnekle anlatırım. Yani spor yapmasının sağlıklı beslenmiyorsa hiçbir anlamı olmuyor kişide. Hiçbir önemi kalmıyor gerçekten. Sağlıklı beslenmekle spor yapmıyorsa bir anlamı olmuyor. Organik sertifika böyle işte. Hem spor yaptırıp hem organik besleniliyor. Tamam. Çünkü zaten gelecek organik yumurtaya sahip olan tavuk. Peki çocuklarımız... Bazı çocuklar diyelim aslında, kendi kızımdan da yaşadığım bir olay bu. Yumurtayı asla yemiyor. Peki bunu... Süt içmiyor, aslında et yemiyor. Yani bu şekilde değişiyor. Proteinden biraz evet. fakir besleniyor. Evet, maalesef. Protein kaynakları çok geniş bunu. Aslında bakarsanız. Sadece hayvansal gıdalardan protein almıyoruz. Bitkisel gıdalardan da protein evet. alıyoruz ama vücuttaki dönüşümü biraz farklı sadece. Kuru yemişlere, sağlıklı kuru yemişlere çiğ olarak tüketilmesine özen gösterebilirsiniz. Kuru baklagiller yine protein oranı yüksektir. Kuru yemiş ezmeleri olarak verebilirsiniz. Çocuğunuz hangisini almak istiyorsa, yoğurt, ayran, kefir olarak süt içmesi önemli değil. Eğer sütün ferment evet. edilmiş hali olan yoğurt, ayran, kefiri tüketiyorsa yine aynı şekilde alacaktır alması gerekeni. Bir çocuk bir besini tüketmiyorsa asla ısrar etmemeliyiz. Çünkü onunla ilgili olarak ciddi bir sıkıntı yaşar büyüdüğü zamanda. Yani mevcut ne yiyorsa ona ısrar etmeden dönüştürerek vermek daha doğru olur. Yani bu sağlık anlamda, açısından da sıkıntı yaşar mı? Eğer sonra günlük protein ihtiyacını karşılıyorsanız yaşamayacaktır. Biz çocuklarda büyümeye boyla bakıyoruz. Yani evet. bana genelden neler söylüyor? Benim çocuğum çok zayıf. Neye göre zayıf? Size göre mi zayıf? Anneannelere, babaannelere göre mi zayıf? Zayıf mı? Evet. Benim oğlum 9 yaşında, olması gereken kilonun en alt limitinde. Ben sağlıklı olup olmamasına bakıyorum. Evet. Ve çocuğum senede 1 ya da 2 kilo alıyor maksimum. Eğer daha hızlı kilo alırsa ben korkarım. Ciddi anlamda, yani niye bu kadar hızlı kilo alıyor diye. Çünkü şu anda evet. baktığınız zaman çocuklarda hem boylar çok uzun hem de kilolar evet. inanılmaz. Evet, aynı kiloda olduğum birçok yani. Çocuk var mesela ciddi anlamda. Evet, gerçekten çok evet, sağlıklı beslenen çocuklarda bunu gözlemlemiyoruz biz. Sağlıklı beslenen çocukların evet. kilo seviyeleri her zaman o normal seyirde devam evet. ediyor. Ve sağlıklı bir şekilde artarak devam ediyor. O yüzden çocuğunuzun boyu uzuyorsa, kilosu normalse gerçekten korkmanıza gerek yok. Günlük protein, çok iyi geldi bu bana. Günlük protein ihtiyacınız. Biz bitkisel besinlerden de sağlayabiliriz. Siz sağlıklı olup olmamasına bakın. Bir kan tahlili yaptırın. Doktor kontrolünden geçsin. Belki sizden benden çok daha sağlıklıdır. Evet. Önemli yemiyorsa onu. Zorlamamak evet, gerekiyor. Yemiyorsa gerçekten zorlamamak gerekiyor. Evet ve ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Protein miktarı çok yüksek. Evet. Benim beslen programlarında çok sık kullandığım bir üründür. Magnezyum ve çinko seviyesi en yüksek besindir. Çiğ kabak çekirdeği. Çiğ kabak çekirdeğinin şöyle bir dezavantajı var. İçi olarak yazıyoruz biz daha çok programlarda. Çiğ kabak çekirdeği içi Türkiye'de üretilmiyor ne yazık ki. Hep ithal. Evet. Çocuklara da onu çekirdek olarak verip çıkarttırmak çok zor ve tehlikeli. Evet, annelere iş düşüyor. Annelere iş düşüyor ya da hani kabak çekirdeğinin güvenilir markalardan evet. iç olarak alabilirsiniz. Hani sağlıklı
doğal olarak satılanları alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ithal ne yazık ki Türkiye'de bu üretilmiyor. Maalesef. Oysa ki Nevşehir bilirsiniz kabak çekirdeğiyle ünlüdür. Evet gerçekten. Takısı kabağı gibi. Hani onu tuzsuz olarak eğer büyük çocuklar olan anneler varsa o şekilde de verebilirler. Bu da aslında beyin gelişimi için çok etkili çok değil mi? Çok önemli yani kabak çekirdeği büyüme hormonu da içeriyor. Arginin çok zengin. Evet. Baktığınız zaman aslında doğa bize her şeyi veriyor. Evet. Yani hiçbir ekstra ne vitamin ne mineral ihtiyacımız yok. Ama biz ne yapıyoruz? Bu yaşa gelene kadar o bağırsak hastalarımızdaki hasardan emilimi engelliyorsak eğer ne alırsak alalım zaten o bize yaramıyor. Dokularımızı besleyemiyoruz. O yüzden bebeklikten başlanması gereken sağlıklı beslenmeyi sürdürürsek eğer büyüdükleri zaman da aynı alışkanlıkların devam ettiği. Ona o damak evet. tadını oluşturmak çok önemli aslında. Aslında bu rutine oturmuş oluyor zaten o evet. zaman değil mi bebekte? Bebek halinde büyüyene kadar benim oğlumda olduğu gibi eğer evet. sağlıklı bir damak yapısı, ağız yapısı oluşturabilirseniz lezzet anlamında zaten büyüdüğü zaman da yemeyecek. Evet, yemiyorlar, istemiyorlar. Aynen öyle, istemiyorlar. Evet. Ay harika yerden daha neler sorsam diye düşünüyorum. Peki her aslında biz her mevsimde her meyveyi görebiliyoruz. Ne kadar doğru? Bizim çocukluğumuzda her mevsimde her sebze meyve olmuyordu. Evet, maalesef. Ne yazık ki artık gerçekten her şeyi bulabiliyoruz. Her şeyin mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü siz doğaya karşı bir ürün ürettirmiş oluyorsunuz. Mevsim dışı. Domatesi kışın tüketiyorsanız o doğayla savaşarak geliyor. Ve siz de o evet. toksinleri alıyorsunuz. Ben mesela zaten, Ekim ayından işte Mayıs ayı sonuna kadar domates, biber, salatalık tüketmiyorum. Organik de olsa tüketmiyorum. Hani bunu birçok kişi evet. o şekilde yapıyor zaten. Hani genellikle ek gıdaya geçen bebekler için kışın da olsa yeşil kabak alıyor anneler. Evet. Genelde o başladığı için. Gerçekten. Hani o mevsimde hangi sebze varsa, karnabaharsa, işte brokoli ise, pırasaysa onlarla beslemeye çalışsınlar. Hani yapabiliyorlarsa yazın dondursunlar, dondurucuları varsa. Evet. Dondursunlar. Kışın onu sebze olarak, sebze yemeği olarak pişirsinler, versinler. Yani gerçekten ellerinden ne geliyorsa ona dikkat etsinler ama mevsim dışı bir ürünü almasınlar. İşte kırmızı biberin ya da dolmalık biberin kışın kullanılması kadar bana garip hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten doğru. Yani o yedikleri domatesten hiçbir tat, hiçbir lezzet, hiçbir besin almıyorlar. Güneş görmüyor her şeyden önce. Evet. Yani o nedenden dolayı bunlara çok dikkat etsinler. Yani burada organik olup olmaması da önemli değil. O sebzenin, meyvenin gerçekten doğaya karşı savaşıp savaşmaması benim için daha önemli mevsiminde oluyor. Mevsiminde olması. Mevsiminde olsun. Her şey mevsiminde güzel. Her şey mevsiminde daha lezzetli. Karpuzu kışın yediğiniz zaman aynı lezzeti alıyor musunuz? Ay, ya da eriği değil, aynı lezzeti alıyor musunuz? Evet. Birçok şey depoda bekletiliyor. Bana depo kokuyor birçok şey. Evet, mevsim dışı olduğu zaman. Şeftali bu sahneye atılır belli bir süre sonra. Bu sahne kokusu alır birçok insan. Evet. Zaten ya, direkt artık yani her şeyden alıyoruz o kokuları. Evet, kavun. Koklayarak. Mesela aynen evet öyle. Benim kızım bunu yapıyor. Bilmiyorum. Bence bilinçsizce yapıyor ama koklayarak yiyor. Yani ilk önce bir meyve verdiğim zaman da organ kokluyor. Organ ettik muhanesini yapıyor muhtemelen. Neden bilmiyorum. Öyle tanıyordur belki de. Kokluyor. Hani hayır bu kötü diyor ama tatmadan daha. İyiyse. O, işte o, biliyorsunuz ki bebekler anne kokusunu da her şekilde ayırt ediyorlar. Evet. O koku algısı çok farklı bebeklerde. Aslında şu anda direkt beyinle evet. çalıştıkları için değil mi? Aynen öyle. Peki hamilesiniz ve o dönemde o mevsimde meyve yok, sebze yok ama ve aşerdiniz. Ne yapacaksınız? Yani o aşerdiniz diye. Benim emziren danışanlarım var. Yani? Benim emziren danışanlarım var. Bana mesaj atıyorlar. Gülden Hanım canım şu istedi. Emziriyorsunuz yemeyin diyemem. Çünkü ben yaşadım. Evet. Yani ben yeni doğum yapmıştım. Daha bir ay bile olmamıştı. Soğan koktu bana. Oh. Ve ben inanılmaz derecede ateşlendim. Nasit oldum ciddi oh, bir evet, şekilde. O gerçekten çok başıma geldiği şey. İçin biliyorum gerçekten çok zor. O yüzden canınız ne istiyorsa hani sağlıklı beslenme programı da olsa az miktarda olsa tadına bakın evet. tüketin diyorum. Ya da kurumuşunu diye duymuştum ben. Eğer kurumuş olanı bulabiliyorlarsa evet. meyvede daha kolay. Evet geçen gün ananasın kurutulmuşunu gördüm. Şu anda daha kolay ama nesin istiyor acaba canı onu da bilmiyoruz. Evet o da var değil mi? Yani kimisi dokunmak istiyor, sulu sulu yemek istiyor. Yani karpuzun kurutulmuş halini, ananasın kurutulmuş halini yediğinde aynı lezzeti almayacaksa siz ona kasayla verin evet, de şey canı fark istemeyecek. Evet, evet aynen öyle. Yani o aşermek çok daha farklı bir konu. Evet. Hem emzirirken hem hamileyken. O yüzden az da olsa ağızlarına değdirsinler. Evet. Doymak için değil de tatmak için tatmak yesinler için. Diyelim. Evet. Annem denetimde bütün sorularımızı cevapladı. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra sizlerleyiz. Evet.
Evet, artık 6. ayımız doldu ve ek gıdaya geçiş dönemimiz başladı. Aslında bu dönemde annelerin en çok merak ettiği konu ne almalıyım, nasıl yedirmeliyim? Evet, alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz bütün detaylarıyla bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Bu dönemde nasıl bir hazırlık yapmalıyız aslında? Şöyle, şimdi annelerimiz tabii 4. ay itibariyle işte ben ne zaman başlayacağım, evet, ne yedireceğim, işte artık meyve mi yiyecek, artık sebze mi yiyecek, bunun aslında... O heyecan zaten, o kabağı, evet, yedirmenin heyecanı ne garip bir şeydir yani. Evet, kesinlikle öyle. İşte hazırlıklar da yavaş yavaş başlıyor. Hatta bazı annelerimiz şimdi alışveriş listesi yaparken bir bakıyorum 6. ay listesi falan da var. Diyorum ki durun, evet, hani onlara şu anda sakin, gerek yok. Evet, daha sonra tamamlarsınız. Şimdi tabii ki kullanacağımız ürünler her zaman söylediğim gibi bizim hayatımızı kolaylaştıracak ürünler olmalı. Yani evet, ek gıdaya geçişte öncelikle doktorumuz, evet, ne diyorsa o şekilde başlayacağız. Yani böyle hani hangi mamayla başlayacaksak, hangi besini deneyeceksek, ama tabii ki denerken de kullanacağımız bir takım hayatımızı kolaylaştıracak ürünler var. Olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ve tabii ki bu BLV dediğimiz işte artık, evet, yeni annelerin ve yeni bebeklerin en favori, evet, uygulamalarından bir tanesi. Bu nedir? İşte doktorlarımız da söylüyorlar zaten. İşte bebeğin kendi kendine beslenmesi. Bunu neden tercih ediyoruz? Bebeğin işte motor gelişimine hem katkıda bulunmak, evet, hem de ileriki süreçte özgüvenini sağlamak amacıyla. Evet. Yani sürekli anne beslemesin de işte kendi kendine beslenebilsin, evet, şeklinde. Bunları da kolaylaştıracak bir takım ürünler var. Onlardan şimdi yavaş yavaş bahsedeceğim. Evet, o zaman meyve ve sebzeler, evet, meyve ve sebzeler, evet, için sormak istiyorum. Meyve konuşamadım. O kadar güzeller ki. Çok tatlı. Evet. Bu ürünler hangileri ve nasıl uygulanmaları? Şöyle, şimdi birkaç tane kullanabileceğimiz ürünler var. Böyle mesela meyve sebze emzikleri, evet, var. Şu şekilde kapaklı, hani steril de olabilecek. Mesela şimdi anne evde hazırlıyor tabii ki. Dışarı çıkıyor. Henüz saati değil, biraz beklemesi, evet, gerekecek. Dolayısıyla böyle kapaklı bir ürün kullanılırsa hemen burada hazırlanmış bir şekilde, steril bir şekilde dışarıda da bebeğine verebilir. Nasıl kullanılıyor? İşte içerisini açıyoruz şu şekilde. Kesilmiş meyveleri, hani doktorumuz hangisine izin veriyorsa ilk başladığında, böyle içerisine yerleştiriyoruz, kapatıyoruz. Bunu püre haline getirmiyoruz değil mi? Yok. Dilimleri de, evet, koyabiliyoruz. Evet, dilimleri koyabiliyor. Zaten. Buradan delikleri var. Bu deliklerden de, evet, bebek böyle emdikçe, ağzına koydukça tadı geliyor. Hem tadını almış oluyor, işte devam ediyor, besini evet, yemiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir ürün yine tercih edilebilir. İşte şekilleri var, renkleri var vesaire. Evet. Yine bu da işte erkek için de, kız için de kullanılabilecek bir renkte. Onun dışında ne kullanılabilir? Şimdi su için mesela, evet, soru çok geliyor. Şimdi bazı çocuklarımız çok geç bardak kullanmaya başlıyorlar. Yani hep biberonla, evet, ya da evet, için. Bir takım işte pipetli ürünlerle şey yapıyorlar. Hangisini istiyorsa aile aslında. Bu da işte bir alıştırma hani kısmı. Bardak çok alıştırma, evet, biberon değil, evet, mi? Evet, bu şekilde işte çok az su koyarak içerisine bebeği, hani biberon kullanıyorsa eğer, alışıksa, bu şekilde bir ürünle hani suyunu içebilir. Ama benim gibi bir anneyseniz ve hani biberon işte vesaire gibi şeylerden çok çabuk kurtulmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Evet. Şöyle küçük bardaklarımız var. Şu şekilde sularımızı bardaklarla, evet, içirmeye başlayabiliriz. Onlar da böyle tutarak içebilirler. Yani bazı çocuklar çok kolay alışıyorlar. Benim iki çocuğum da çok kolay alıştı. Belki ben çok istediğim için hani, evet, onlar da bence alıştılar. Bence yansıtmışsın onlara yani. Evet. Onun için hemen biz bardak kullandık. Şimdi de çok rahat her türlü bardağı kullanıyorlar. Harika. Ama hani seçim tabii ki annelere ait. Peki kendi kendine beslenmeyi nasıl destekleriz? Şöyle, şimdi bazı doktorlarımız 6. ay itibariyle artık böyle hani atıyorum, hani ben dedim ya az önce işte meyveyi bunların içine verip hani, evet, veriyoruz kendi diye. Kendi kendine yemesini sağlıyoruz. Evet, bazı doktorlarımız da 6. ay itibariyle artık diyor işte haşlanmış bir sebzeyi ya da işte çok çabuk kopmayacak hani bir sebzeyi ya da meyveyi kendi kendine eline alıp hani yiyebilir, evet, diyor. Bazıları da bunu 9. ay itibariyle yapalım diyorlar. Evet. Doktorumuz ne diyorsa biz onu dinleyeceğiz. Evet. Öncelikle onu söylüyorum. Zaten bu dönemde de annelerin kafası karışıyor zaten. Evet, evet. Yani güvendiğimiz bir doktora götürüyoruzdur eminim, evet, ki. Dolayısıyla o ne derse biz onu yapalım diyorum. Onun dışında ne yapabiliriz? İşte böyle kapaklı böyle tabaklarımız var. Yine dışarıya da annelerim, ben hep dışarı çıksın, sosyalleşsin kısmındayım ya. Her şey dışarıya, evet, bağlı, evet, bizde. Evet, yani hani eve kapanmayalım kısmındayım. Böyle kapaklı, hani vakumlu bir şey tercih edebiliriz. Tabak tercih edebiliriz. Bunun içerisine yine sebzemizi, meyvemizi püre halinde koyabiliriz. Evet. Ondan sonra da bebeğimizin eline şöyle bir kaşık verebiliriz. Evet, bu kaşık ve çatal seçimlerini, evet, de, evet, sormak istiyorum size. Tabii ki bu şimdi bu püre kaşığı ilk dönemde kullanacağımız nasıl bir şey? Şöyle gözüküyordur umarım. Böyle bastıra bastıra, hani içerisinde delikleri var. Böyle püreyi bu şekilde böyle bastırıp
buraya yapışmış oluyor bütün yiyecek. Ondan sonra bebek ağzına götürüyor. Orada aslında kendi kendine yiyor. Aslında şeye de benziyor değil mi? Bu meyveler da, için olan. Evet evet, ama bunda şey var mesela. Hani direkt ağzına atıyor ama çatal gibi değil, kaşık gibi değil. Bunda biraz daha kaşık ve çatala geçiş evet. gibi oluyor. Aslında o el hareketini de sağlamış evet, oluyoruz evet, değil mi? Evet kesinlikle böyle yapıp böyle ağzına götürüp. Ay çok güzel bir kaşıkmış o gerçekten. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Hiç evet, görmedim. Şöyle. Böyle bir ürünü hiç kullanmadım. Var. Doğrudur. Harikaymış. Evet. Tabii bunları kullanırken de şöyle çok fazla biz tabii çocuklarımız bizim gibi yemiyorlar. Yani orama dökmeyeyim, evet. burama dökmeyeyim vesaire gibi. Her yer. Evet. Şöyle bir şey kullanmamız gerekiyor. Önlük. Çok fazla önlük çeşidi var. Şimdi mesela işte renkleri var vesaire var. İşte önünde ayıcıkları olan var vesaire. Şimdi ben ilk dönemde özellikle biz yedirmiyorsak eğer, bebek kendi kendine besleniyorsa şöyle direkt silinebilir, yıkanabilir olanları evet, tercih etmenizi çeşidi, evet, evet, öneriyorum. Çünkü direkt yıkayabilirsiniz. Diğerlerinde leke kalma durumu söz konusu. Bir de ben tabii çok böyle güçlü leke çıkarıcıları da çok sevmediğim evet, için böyle bir ürün kullanırsak evet o şekilde keyifle kullanabiliriz. Dışarıda da evde tabii de tercih. O arada tabii saçlar başlar da kirleniyor yani. Ya şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vereceğim. Bizim evin gerçekten şimdi mama sandalyelerinden de bahsedeceğiz. Evet. Böyle yer tamamen kirleniyordu. Hiç umurumda değildi. Çünkü gerçekten onlar kendi kendine. Onlar o anı yaşıyorlardı. Evet, bir de çok evet. Gerçekten bu gelişimlerini de çok etkiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla o kısım gerçekten fiziksel rahat olmalı. Fiziksel destek diyorum ben evet, yani gerçekten. Evet. O zaman mama sandalyeleri. Tabii ki. Sormak istiyorum. Şöyle şimdi mama sandalyesi çok çeşitli. Evet. İşte bu doğumdan itibaren olanlar da var. İşte 6. ay itibariyle sadece oturtabilecekleriniz de var. Neyi tercih edebilirsiniz? Benim önerim tabii ki eğer BLV yapılıyorsa benim gibiyseniz böyle duşun altına bile sokup hemen her türlü her yerini evet. yıkayabileceğiniz bir daha ürün. Daha rahat edebileceğiniz. Evet, evet, her yere taşıyabileceğiniz aynı zamanda. Evet. Böyle bir şey tercih edilebilir. Ama işte doğumdan itibaren kullanmamız gerekiyorsa bazı bebeklerimiz çünkü direkt biberonla beslenmesi gerekebiliyor. Evet. Dolayısıyla daha böyle hani doğumdan itibaren ileriki süreçlere de geçirebileceğiniz bir mama sandalyesi. Hani daha konforlu, daha kılıflı vesaire tercih edilebilir. Aslında böyle parça parça biraz da yapboz gibi olanlardan mı? Yani şöyle şimdi bir kısmı işte sadece mama sandalyesi, bir kısmı hem mama sandalyesi hem salıncak hem oturak evet. işte falan. Hani her arada şey var. Evet aynen. Ben sadece hani o temizleme kısmındayım. Evet. Eğer kolay temizlenebiliyorsa çünkü hijyenik olması da çok önemli. Hani evet, temizlenmeyi çünkü. Bırakın gerçekten hani temizlik aynı zamanda hijyeniklik evet. önemli. Eğer böyleyse tercih edebiliriz. Ama hani işte... Çünkü fiyat aralıkları da çok farklı. Yani işte ciddi farklı yalnız evet. gerçekten. Hani inanamadığım zamanlar olmuştu. Evet, evet. Yani o çok küçük rakamlar. Ben çok küçük rakamlı olanı kullandım açıkçası. İkisinde evet. de bir tane aldım ve ikisine de kullandım. Yani 4 evet, yıl gibi bir süre. Çok da sağlam olduğu dönemleri evet, biliyorum evet, yani. Evet, evet. Yıkamadık evet. biz onu çünkü. Öyle çünkü şey yani hani silebiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz, evet. her yere taşıyabiliyorsunuz. Hayat şartımız neyi gerektiriyorsa. Evet, aslında yani iki tane de alabilirsiniz. İşte biri evde durur, biri gezmeye gittiğinizde götürürsünüz. Ya da çok seyahat ediyorsunuzdur arabayla vesaireyle. O zaman da portatif olanlardan tercih edebilirsiniz. Evet, işte bu yapboz gibi dediğim evet, onlar evet, oluyor evet. değil mi? Yani böyle oturduğunuz her sandalyeye monte edebileceğiniz ya da masaya takıp hani oturtabileceğiniz evet. Çok çeşit var. Dolayısıyla hangisi yanımızdan size uygunsa. Yanımızdan ayırmadığımız evet. bir mama sandalyemiz olduğu için. Doğru. Artık böyle çeşit çeşit. Evet. Peki bunların temizliğini sormak istiyorum aslında. Şöyle bir kere her kullanımda hemen temizliyoruz. İçinde evet. bekletmiyoruz hiçbir şekilde. Şöyle bunlardan yine örnek vereceğim. İşte bunun yıkanması gerekiyor dışında. İşte iç kısmının, buraların tamamen yıkanması gerekiyor. Elde de yıkayabilirsiniz. İyi bir bebek temizleyicisiyle yani bebek ürünlerini de temizleyebileceğiniz bir deterjan demeyeyim. Temizleyiciyle kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Steril edilebilir yerleri var. İşte bunu steril etmeyeceğiz ama bu kısımları steril edebiliriz. O steril makinalarına koymuyoruz değil mi uçlarını? Evet, evet. Yani şöyle, ne oluyor koyarsak? Şöyle yamulma olabilir. Bozuluyor. O sıcaktan dolayı şekil bozulabilir. Evet. Dolayısıyla koymazsak daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında işte bunları içlerinde kalmaması için yine iyice temizlememiz gerekiyor. Fırçalar vesaire kullanabiliriz. Temizlik fırçaları. Ama ben hep şunu öneriyorum. Bebeğinizde kullandığınız temizlik fırçasıyla sizin kendi bulaşıklarınız için kullandığınız ayrı olmalı. Evet. Dolayısıyla ona dikkat etmemiz gerekir. Peki bunları atabiliyor muyuz?
Bunları da ya şöyle atmasanız daha iyi olur. Atabilirsiniz ama bence atmayın. Elde. Evet. Yıkayalım. Evet. Bulaşık makinesine atılabilir ama yine kullanacağınız deterjanın bebeğe ve çocuğa uygun olması gerekiyor. Her şeye özel. Evet, her şey özel olmalı. Bence kendimiz için bile aslında öyle şeyler kullanmamız gerekiyor ama A'dan Z'ye. Bu da şey olsun arada. Arada. Bunları da yine her kullanımda, işte her su kullanımında. Çünkü su gibi baksak da olaya, ben her zaman söylüyorum, su en çabuk mikrop kapan ürünlerden bir tanesi, maddelerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla içinde kalmasın, her içinde yani içeceği kadarını koyup ve bence, kurutuyoruz değil mi? Evet, senin bu lafını unutmuyorum çünkü en önemli şeylerden biri de kurutmak. Kesinlikle kurutuyoruz. Yani temizledik, hemen ya kurutucuya koyacağız ya da işte böyle ters çevirip hemen kurumasını sağlayacağız. Kesinlikle kurulamak için bir havlu veya bir ürün kullanmayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. BBL sistemimizin ürünleriyle gerçekten içimiz açıldı. Teşekkürler. Bebeğimi Büyütürken programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya farklı konu ve farklı konuklarla görüşmek üzere.